Seri katiller. Acımasız, cani, vahşi, içleri dehşet dolu psikopatlar. Filmlere, dizilere çokça konu oldular ve bilim hala bu insanlık dışı olayları nasıl gerçekleştirebildikleri konusunda ciddi araştırmalar yapıyor. Peki kime seri katil deniyor ve seri katil nasıl tanımlanıyor? Wikipedia, seri katili anormal kişisel bozukluklar sonucu 30 günden daha uzun bir zaman diliminde ve arada bekleme dönemleri de olacak şekilde 3 veya daha fazla kişiyi öldüren kişi olarak tanımlıyor. Seri katil kavramı ülkemizde ne mutlu ki pek yaygın değil. Fakat sanmayın ki Türk seri katili yok. Aslında Türkiye'de konusu özellikle sinemamızda Hollywood kadar işlemese de maalesef bu tanıma uyan pek çok isim var. Bu isimlerden en azılı 5 ismi sizin için sıraladık ve şimdiden söyleyelim, bu video çocuklar için değildir. Listemizin ilk sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşamış olan ve bu toprakların ilk seri katili olarak bilinen Hristo Anastasiadis Ahilya ile başlıyoruz. İstanbul'un işgal edildiği dönemde adi suçlar işleyerek karanlık bir dünyaya adım atmış Ahilya, karakollara hepinizin kanını içeceğim mektupları gönderecek kadar gözü dönmüş bir cani olarak biliniyor. 23 yaşında öldürüldüğü zaman 13'ü polis tam 21 kişiyi öldürmüş, dönemin en ünlü haydutlarındandır ve şehre o zaman adeta kan kusturmuştur. Bir diğer gözü dönmüş cani olan Abdullah Palaz ile devam ediyoruz. Nam-ı diğer Antep canavarı kendisi. Henüz 12 yaşında ilk cinayetini işleyerek cezaevine giren Abdullah Palaz, cezaevindeki diğer mahkumlar tarafından Abdullah Dayı olarak anılsa da medyadaki adı Antep canavarıdır. 1991 yılında ölen Palaz, 38 farklı cezaevinde yatmış ve en az 43 kişiyi öldürmüştür. Bir dönem Nazım Hikmet ile aynı cezaevinde, hatta aynı koğuşta kaldığı biliniyor. Hatta bir dönemin fenomen dizisi Ezel'in en fenomen ismi Ramiz Dayı karakterinin Abdullah Palaz'dan esinlendiği de söyleniyor. Tornavidalı katil Yavuz Yapıcıoğlu ile devam ediyoruz. Türkiye tarihindeki en azılı seri katillerden biri olarak kabul edilen Yavuz Yapıcıoğlu, cinayet işleme yöntemi nedeniyle medyada tornavidalı katil olarak anılmaktadır. Resmi kayıtlara göre İstanbul'da ve Ankara'da 18 kişiyi öldürmüş, ancak bu sayının 43 olduğu iddia ediliyor. Yavuz Yapıcıoğlu, öldürdüğü kişi sayısı ve öldürme yöntemi nedeniyle ülkemizin kriminoloji alanında yeni bir sayfa açılmasına neden olmuştur. Bu listede bebek yüzlü katil Ali Kaya'dan bahsetmeden geçmek olmazdı. Çocukluğu boyunca pek çok kez hapse girip çıkan Ali Kaya, ilk cinayetini 17 yaşında işledi. Düzgün görüntüsü yüzünden medyada bebek yüzlü katil olarak alınan Kaya, 5 yıl hapis yattıktan sonra bir kişiyi daha öldürünce akli dengesi bozuk raporu aldı, ancak klostrofobisi olduğu sebebiyle salındı. Alanya'da 5 kişiyi daha öldürüp akıl hastanesine kaldırılınca burada bir kişiyi daha öldürdü ve yarı açık cezaevine gönderildi. Pek çok kez hapisten kaçmasına rağmen tekrar tekrar yakalandı. En son 2014'te Gaziantep şehir merkezinde bir arkadaşının evinden kaçarken güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Tutuklandığında elinde bir tabanca ve 10 kişilik ölüm listesi bulundu. Listemizin son ismi 3 ayda işlediği 5 cinayetin ardından cesetleri kolileyerek boş alanlara ya da inşaatlara bırakması nedeniyle kolici katil lakabıyla tanınan Orhan Aksoy var. Kendisinin kan tuttuğunu ve bu nedenden dolayı kurbanlarının tamamını boğarak öldürdüğünü söylemiştir. 2001 yılında yakalandı
5 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı. 2004 yılında 2 yıl boyunca gece gündüz hücre hapsine alındı.